söylemeyeceğiz. Bunun bedeli hayatının aşkı bile olsa söylemeyeceğiz. Hadi gel. Küçükken Ayvalık'ta ilk kez diskoya götürmüştün bizi, hatırladın mı? Nasıl unuturum? Ben de sizin yüzünüzden ilk kez birini dövmüştüm. Aşk olsun. Bizim ne suçumuz vardı? Çocukların da yoktu aslında. Dans etmek istediler sadece. Evet, lamba da. Gel. Nereye? Susadım. Ne içersin? Ben alırım, sen gelenlerle evden. Burası iyice ısınmış. Evet, hoş geldin. Evet, evet. Müket, namı. Biz tanışıyoruz. Ha tabii. Cenazeye gelmişti. Bak kim var burada. Necat. Aa, Müket. Sen ne yapıyorsun burada? Sinan Namık'ın arkadaşı. Merhaba. Merhaba, ben Necat. Sana da aldım. Teşekkürler. Necat partinin göz bebeği nedense. Necat'ın kardeşi değil mi o? Aa, Nüket. Tanımadım. Ben de Necat Nüket deyince anladım. Gel. Merhaba. En son cenazede görüşmüştük. Cenazeye ait pek bir şey hatırlamıyorum. Haklısın. Bundan sonra sık sık görüşürüz inşallah. Nasıl olsa artık Necat buraya yerleşiyor. Gerçekten mi? Evet, öyle görünüyor. Annem biliyor muydu peki? Hayır. O zaman tahmin etti. Artık gitmez diyordu. Ne oldu, abinin kalmasına sevinmedin mi yoksa? Yok, sevindim. Sevinmez miyim yani? Necan, biraz da benimle ilgilen. Onları her gün görüyorsun. Haklısın. Pardon kızlar, görüşürüz. 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 Ne sevimsiz kız. Hiç Necat'a benzemiyor. Annesine benziyor. Ben sıkıldım, gitsek mi? Aa, daha yeni eğlenmeye başlamıştık. Niye sıkıldın ki? Necat'ın hele şimdi hiçbir yere gidebileceğini de zannetmiyorum. Onların üzerine koyma. Oraya şahsi evrak ayırdım. Pardon. Alo canım. Anne ne yapıyorsun? İyiyiz tatlım. Ali Bey ile çalışmaya devam ediyoruz. Sen ne yaptın?
Sinan'la yemekte misin hala? Namıkların evindeki partiye geldik şimdi. Namık Andaç'tan mı bahsediyorsun? Evet. Burada kim var bil. O sevimsiz de mi orada? Evet. Üstelik yeni haberi bilmiyorsun. Buraya yerleşiyormuş. Ben sana ne dedim? Evet, haklı çıktın. Diğer söylediklerimde de haklıyım. O adam senin malının peşinde. Yüz verme şu adama. Kardeşim kardeşim diye yanaşmaya çalışır. Ama onun niyeti başka. Umurunda bile olmadığımı söylesen. Sen öyle zannet. Neyse canım. Bunları eve gelince konuşuruz. Sen eylemene bak. Namık Andacı da daha yakından tanı. Neyse anne. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ne demek bu şimdi? Fahrettin Bey, Feride Hanım'dan evi alırken 18 yaşından sonra Nejat'ın üzerine yapacağını taahhüt etmiş. Tapu nerede peki? Yapmış mı acaba? Burada yok. Yarın araştırırım tapudan. Halledebilir misin? Belki de gerçekten Nejat'ın üzerine geçirmedi tapuyu. Bu işi lütfen hallet. O ev benim için çok önemli. Ağladın mı sen? Yok, nezle oluyorum galiba. Dikkat et kendine. Yatmadan bir ilaç alsaydın bari. Aldım. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Yine dağa taş dolaşacak mısın yoksa? Daha gazeteyle konuşma. Babanın işlerinin başına geçmeyi düşünmüyor musun? Asla. O zaman belki birlikte bir iş yaparız. Turizm sektörüne de bulaştık. Duydum. Yeni bir oluşum içindeyiz. Sen de bizimle olursan ne güzel olur. Her şey olabilir. Geri döndüğüne çok sevindim. Belki bu sefer birbirimizi daha yakından tanımak için zamanımız olur. Nejat. Söyle canım. Zürer gidelim diyor. Aa, niye uyum bozanlık ediyorsun? Ne güzel eğleniyorduk. Zürer bizden sıkıldı. Hayır, kesinlikle değil. Yarın sabah erkenden provam var. Tamam, hadi gidelim. Sen kalabilirsin istersen. Biz Melek'le gideriz. Olur mu öyle şey? Kızları bıraktıktan sonra bir alo de. Biz buradan devam ederiz. Bakarız. Hadi. Yeah.
Yok ya. Durdun durdun da şimdi mi abilik yapıyorsun? Gel seni yok. Ya birazdan kalkacağız zaten. Müke hadi kapat. Sinan çok sıkıcısın ya. Çekil. Tamam tamam gel otur. Hadi otur. Otur. Sen git kardeşlerinle ilgilen. Bırak ya bırak. Bırak. Tamam Necat sen bırak. Müke. Ben hallederim. Hadi. Eyvallah. Hadi, gerçekten çok güzel bir parti. Teşekkür ederiz. Gerçekten mi? Bana hiç öyle gelmedi. Gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Hadi. Görüşürüz. Güle güle. Hey! Yoktu, sen kalsaydın. Gerçekten. Şimdi iki iş olacak sana. Bir daha geri dönmek zorunda kalacaksın. Endişelenme. Gece daha uzun. Çocuklar. Çocuklar geldiniz mi? Halil. Yeterince saçmaladın zaten hadi. Üf, gelmiyorum seninle bırak. Nüket hadi. Nüket. Gelmiyorum seninle. Ne yapayım varsa gör ya. Nüket'e bir taksi çağırsana benimle gelmiyor. Sen git tamam ben hallederim. Kusura bakma ya. Dert etme. Görüşürüz. İyi misin? Hayır. Şşş, ne oldu şimdi?
kahve yapsınlar mı sana? Çok içtin sen. Beni beğenmiyorsun. Hayır, çok güzelsin. Tabii ki beğeniyorum. Ama Necat'ın kardeşiyim değil mi? O benim hiç abim olmadı ki. O Zülal'in, hatta o Melek denen hizmetçi kızın bile abisi. Benim değil. Necat'ın kardeşisin diye değil. Çok sarhoş olduğun için. Yarın bunları hatırlayıp çok üzüleceğin için. O kadar mı zavallı bir haldeyim? Hayır, değilsin. Hadi gel. Seni ben bırakayım. Hadi. Kanaması durdu mu? Acil ameliyata alıyoruz. Yarası bir hayli derin. Dalak hasar almış. Ne olur doktor bey, kurtarın annemi. Ona bir şey olmasın, ne olur. Elimizden geleni yapıyoruz. İzninizle. Evset. Canım. Anneme bir şey olmasın. Merak etme canım, hiçbir şey olmayacak ona. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Bu gece dert oldum sana, özür dilerim. Dert olmadı. Ay iyice aptal bu diyorsun değil mi? Hayır. Kendine dikkat et. Namık Andaç'la. Oo. Anlat bakalım. Eve kadar bıraktığına göre bir şeyler olmuş olmalı. Evet, sarhoş oldum. O da biricik arkadaşı, Necat'ın kız kardeşi, yerlerde sürünmesin diye beni kendi eve getirdi. Niye bu hale gelecek kadar içiyorsun peki? Keyfimden. O sinsi de gülmüştür senin bu haline. Abimden bahsediyorsan eğer, onlar erken kalktılar. Abi abi deyip durma şuna. Namık bir daha ararım dedi mi sana? Görüşürüz dedi. Aklını kullan. Bak bu işin üstüne git. Namık İstanbul'un en gözde bekarı. Hem zengin hem yakışıklı. Senin yerinde olsam şimdi parmağımda onun yüzünü taşıyor olurdum. Ah, şimdiki aklımda senin yaşında olsaydım keşke. Aptalım benim. Belki de hani ayırtıp çıkartıyorlar ya, o yüzden bekletiyorlardır. Heh, baba. Ne oldu Halil abi? Adamlardan bir haber yok. Kaçtı şerefsizler.
Ben de ifade verdim. Arama kızı filan aldılar, evde tespit yaptılar. Sonra gittiler. Bekleyeceğiz artık. Ne oldu, hala çıkmadı mı ameliyattan? Az kaldı. Herhalde neredeyse çıkar. Efendim Eda. Neredesin? Aramadın. Ben galiba gelemeyeceğim. Aa, söz verdin. Ya teyzem bir kaza geçirdi de. Ne oldu? Aa. Hay Allah. Hangi hastanedesiniz şimdi? Anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacınız olursa ara. Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Yarın konuşuruz. Hoşça kal. Kimse gelmesin buraya. Geleceğini zannetmiyorum. Sadece hastaneye sordum. Bir de Eda falan çekemem. Birazdan yoğun bakıma alıyoruz. Odaya çıkarmayacak mısınız? Ameliyat uzun sürdü. Çok halsiz düştü. Taşikardisi de var. Bütün gece takip altında tutacağız. Tehlike devam ediyor yani. Öyle demek yanlış olur. Ameliyattan sonra her türlü endikasyon olabilir tabii. Bu sebeple biz riski en aza düşürmeye çalışıyoruz. Onun için hastamızı müşahede altında tutacağız. Annem kurtulacak mı? Onu söyleyin bana. Bunun için çaba harcıyoruz. Lütfen moralinizi bozmayın. Anneniz emin ellerde. Hastaneye ne zaman görebiliriz? Bu akşam yanına kimseyi almayacağız. Umarım yarın istediğimiz gibi olur her şey. İsterseniz siz de biraz dinlenin. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Ben sabaha kadar buradayım, nöbetçiyim. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Sağ olun. Bari Zülal bir görseydi, içi rahatlasaydı. Yoğun bakıma alırlar mı kızım? Orası daha riskli. Hadi yavrum, siz gidin. Üşüyeceksiniz burada. Yok, ben burada kalacağım. Duydun doktoru. Hepimizin perişan olmasına gerek yok. Evse saçmalama. Annemi bırakıp gidemem ben. Peki tamam, kal o zaman. Kalacağım tabii ki. Siz gidin. Ben Zülal'le beklerim. Bari üst baş getireyim sana. Sabaha kadar üşürsün böyle. Merak etme, ben idare ederim. Hemen geleceğim ben. Aklım burada kalmasın. Hadi gidiniz. Eşofmanlarını yollayayım mı? Merak etme, iyi olacak. Hadi kızım. Gözün açarsa bize haber verin, olur mu? Yoğun bakım ne tarafta? Düz gidin soldan. Saklama yüzünü yarım kalan hüznünü yavaş yavaş dağılır bulutlar karanlıklar yine duvarlar örülür tenine yeni umutlar süzülür yüreğine bir damla gül ışığı yüzüne yasa gözyaşı aşk.
sana uzak. Bebeğimi size vereceğim. Kesin kararınız değil mi? Sonradan bir terslik olmasın. Evet, kesin. Babasıyla ilgili bir sorun yaşamayacağımızdan emin misiniz? Bunları konuşmuştuk daha önce. Son bir kez konuşmakta fayda var. Babasıyla ilgili bir sorun olmayacak, emin olabilirsiniz. Peki bu kararınızdan onun haberi var mı? Lütfen onunla ilgili bir şey sormayın. Bakın eğer vazgeçtiyseniz... Hayır, hayır. Hayır. Vazgeçmedik. Çok istiyoruz. Tamam. Alın o zaman. Bebeğim sizindir. Ama bizim bir şartımız var. Doğduktan sonra onu hiç görmeyeceksiniz. Bizi de görmeyeceksiniz. Bakın son kez söylüyorum. Doğduktan sonra bebeğinizi asla görmeyeceksiniz. Unutacaksınız onu. Bunu en çok ben istiyorum. Onun yaşamasını istiyorum sadece. İyi koşullarda, iyi bir ailesi olsun istiyorum. En büyük dileğim bu. Anneciğim, ne olur yapma. Ne olur üzme kendini. Feride Hanım iyileşecek. Biliyorum kızım. Biliyorum. Beni hala affetmedin değil mi? Omzumda kederini paylaşacak kadar bile güvenmiyorsun. Köşesinde, çöllerde, okyanuslarda gördüm gözlerimi. Geceleri bir dağın başında, ateşin yanında samanyoluna bakarken, yıldızlarda gördüm gözlerimi. Nereye gidersen gidin geldim benimle. Ya da ben hep sana gidiyordum, bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum. Artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Kaçmayacağım. Evet. Annemin sana ihtiyacı var. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Senin, teyzenin.
Hep hayatımız olacak. Söz veriyorum. Sağ ol kuzum. Sağ ol. Hazırlandım bile. Birazdan şirkete gideceğim. Büyük gün geldi sonunda. Evet. Sen ne yapıyorsun? Tapu dairesine doğru yola çıktım. Sonucu çok merak ediyorum. Öğreneceğiz bugün bakalım. Kesinleşmeden ev işinden kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Tamam. Hadi sonra görüşürüz. Günaydın. Günaydın tatlım. Kendine gelebildin mi? Öf, başım çatlıyor. Kahvaltıdan sonra bir ilaç alırsın geçer. Akşam konuşamadık. Parti nasıldı? Çekildi görüldüğü gibi. Namı aradın mı? Anne sabah sabah niye arayayım? Adam seni o halde eve kadar bıraktı. Bir teşekkür etmen lazım. Akşam ettim. Tamam, ararım bir ara. Parti kalabalık mıydı? Tatlım, eğlendim mi onu merak ettim, o yüzden soruyorum. Rica etsem dün geceden konuşmasak, hatırlamak istemiyorum. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Anne lütfen. Neyse canım, nasıl olsa öğrenirim. Benim çıkmam lazım. Belkıs ikinci bugün işleri devralıyor. Bana şans dile. Bol şans, kolay gelsin. Görüşürüz tatlım. Sonunda. Evde durum nasıl? Bir haber yok. Sabaha kadar karakoldan haber bekledik. Hadi gel biz bir kahve içmeye gidelim. Uyu. Gece bana git dediğin gece gerçeği biliyordun değil mi? Peki niye söylemedin? Eğer bilseydim o kadar acı çekmezdim. O kadar suçlamazdım kendimi. Belki de şimdi her şey daha farklı olurdu. Feride Hanım'ın sırrını ben nasıl açıklayabilirdim? Teyzem zaten baştan beri yanlış yapmış. Zülal'e çok daha önce söylemesi lazımdı. Küçükken. O zaman alışırdı. Bilerek mi? Şimdi artık çok zor tabii. Zülal'in de gerçeği bilmeye hakkı var. Neden hayatı bir yalan üzerine kurulu olsun ki? Teyzem bunu ona niye yaptı? Kendince haklı sebepleri vardı tabii. Zülal'in tepkisinden korktu. Onu sevmeyeceğinden korktu. Büyüyünce gerçek annesini arar bulur. Onunla gider diye çekindi tabii. O da nasıl bir kadınmış. Nasıl bir anneymiş ki çocuğunu bırakmaya razı olmuş. İnsan çocuğunu nasıl bırakır? Nasıl ayrılır ondan? Hiç mi vicdanı sızlamadı yani? Tabii yüreğinin yerinde taş vardı herhalde. Yoksa insan ayrılabilir mi? Bir arar, sorar. Hiç mi merak etmedi? Kim bilir? Ya babası? O nasıl razı oldu böyle bir şeye? Benim aklım almıyor böyle bir şey. Yazık. Çok yazık. Zülal'in hiç gerçek bir annesi olmamış. Feride Saral'ın yakını siz misiniz? Evet, ne oldu? Yoğun bakımdan çıktı, odasına alınıyor.
Ben Zülal'e haber vereyim. Feride Hanım. Feride. Evet. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Zülal nerede? Burada. Necat çağırmaya gitti. Gelsin. Ona söylemem lazım. İyi değil. Artık zamanı geldi. Bilmesi lazım. Teyzemi odaya aldılar. Çağır gelsin. Ne olur yapmayın bunu. Ne olur. Bu yükle gitmek istemiyorum. Her şeyi söylemeden ölmek istemiyorum. Size bir şey olmayacak. İyileşeceksiniz. Buraya kadar. Böyle söylemeyin. Tehlikeyi atlattınız zaten. Anneciğim. Canım bir tane. Zülal. Sus yorma kendini ne olur. Konuşmamız lazım. Asıl dinlenmemiz lazım. Necat. Buradayım teyze. Sen de dinle. Lütfen Feride Hanım. Ne olur anneciğim. Ne olur anneciğim yorma kendini. Üzme beni. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ne yapardım ben sensiz? Her şeyimsin sen benim. Ne olur anneciğim bırakma kendini. Bırakma beni. İlaçların etkisi tabii.